Evet, şimdi aşığımız yanımızda. Aşığım, bir tanıt bakalım kendini sayın seyircilerimize. Ben araç kazasından Bahattin Kader. Kaç yıllık aşıksın? 18 yaşımdan beri bu yana. Peki aracın dışına da çıktın mı? Sazınla birlikte dolaştın mı? Aşıklar hep dolaşır. Aşıklık geleneği. Konya'da Aşıklar Bayramı'na geldim. 1968'den. Konya'da Aşıklar Bayramı'na karıştım. Katıldım. Katıldım 68 senesinde. Ve çocuğun gibi de sazını taşıyorsun. Taşıyorum efendim. Aşıklık geleneğini sürdürüyorsun. Evet efendim. Evet, aşık geleneğini sürdürüyorum. Çaylarımız da geldi. Şimdi çaylarımızı alalım, sohbetimize devam edelim. Aşık 72 yaşındayım diyor ama hiç değil mi, böyle delikanlı gibi maşallah. Evet. Allah'a şükür olsun. Saz söz seni genç bırakmış. Ha? Evet efendim. Genç bırakmış evet, değil evet. mi? Şimdi evet. Kendini de seyredeceksin inşallah. İnşallah. Teyze Hanım da seni seyredecek. Seyredecek. Bakalım beğenecek mi? Ne diyordu sana sabah evden çıkarken? Sabahleyin kahvaltı yapmıyor musunuz diye. Orada dedim ben davetliyim. Oraya gideceğim ve orada yemek yiyeceğiz, kahvaltı yapacağız dedim. Ben şöyle Tuncel Bey'in yanına geleyim. Tuncel Bey'den de şimdi onda eski parçalar var. Çünkü bizim halk müziğimiz derlemeler yaşayan bir müzik evet, dalı. Artık derlemeler de yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Her gittiğimiz yörede derleme yapmaya çalışıyoruz ama bu 7 yıl içinde ben ancak böyle 10 tane falan derleme yapabildim. Evet. Geçen akşam da güzel şeyler çalıp söylediniz. Şöyle rica etsek de bir kıtalık bir şey var mı? Tabii efendim. Çalacağım parçanın ismi Bülbül. Bülbül yöremizin yetiştirdiği büyük ustalardan Aşık Mümin Meydani'nin eseridir. Evet. Bu vesileyle kendisini saygıyla anıyor, anıyoruz. Parçaya hemen başlayabiliriz. Lütfen. Seher vakti öter ekseri, aman da ekseri. Ah, akar gözün yaşı, deler mermeri. Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden, giriftarsın derdi icrane bülbül. A bülbül, a bülbül. Sen ağlarsın yoktur gülün Kabe yeri. Sen ağlarsın yoktur gülün Kabe yeri. Yazıktır ömrüne divane bülbül. A bülbül, a bülbül. Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden? Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden? Giriftarsın derdi hicrane bülbül. A bülbül, a bülbül. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Hep böyle halk müziğimizde, türkülerimizde olsun, şiirlerimizde olsun hep bülbül evet, ayrı bir yer almıştır evet, değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza elinize sağlık. Rica şimdi tamam. Aşığım senin bir horozun var. Sen horozu da meraklıymışsın. Böyle getirmişsin Denizli'den horozları değil mi? Evet. Ama Denizli horozu burada yaşamıyor diyorsun. Yaşamıyor. 3 sene yaşıyor efendim. 3 sene yaşıyor. 3 sene yaşıyor. 3 sene zor yaşatıyorum. Zor yaşatıyorsun. Evet. Ne eş falan mı istiyor? Efendim onunla buranın havası muhtedir değil. Soğuk hava çünkü Denizli deniz havası. Tamam, biz Denizli'de bir program çekerken efendim, onu bir öttürdük. Efendim, o kadar güzel evet. ötüyor ki. Onu da işte ben de çok görkemli bir horozu. Evet, çok o zaman şu bir horozum vardı onu da bir öttür bakalım. Sazında. İnşallah. Horozumun beş pençesi, ah horozumun beş pençesi, hanımların eğlencesi.
Yandı da pilav tenceresi, yandı da pilav tenceresi. Gel bili 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 kil horuldum. Horazımı uçurdular, ah horazımı uçurdular, dam dam dama kaçırdılar. Suyuna da pilav pişirdiler, suyuna da pilav pişirdiler. Gel bili 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 kil horozum. Horazımın sırtı kara, ah horazımın sırtı kara, götürürler pazara. Uğradırlar nazara, uğradırlar nazara. Sayın seyircilerimiz, Yörelerimiz Türkiye'miz programına ayrılan 30 dakikalık süre burada sona erdi ama Kastamonu'nun şirin güzel ilçesi Araş'ta gelecek programda yine sizlerle birlikte olacağız. En derin sevgilerimizi ve saygılarımızı sunarken hoşça kalın diyoruz efendim.